Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu güzel portföy çantanın nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Bu sefer motifim farklı, Afrika menekşesi motifiyle çalıştım. Bakın, önü ve arkasını farklı motiflerde ördüm. Toplam 12 adet motif gerekli. İç astarını renkli kullandım. Şimdi gelin beraber örelim. Afrika menekşesi motifimizi örmeye başlayalım. Çantayı ben yine orta kalınlıkta koton iplerle örüyorum. Tığım 3 milim tığ. Sadece son sırasını dönerken 2,5 milim tığ ile dönüyorum. Şimdi gelin başlayalım örmeye. Motifimizin orta kısmından örmeye başlıyoruz. Sihirli halka ile başlayalım. Tığım 3 milim tığ. Sihirli halkayı çift kat dolayarak yapıyorum. Bakın, ucu elimde. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçirdim. İplerimi tutuyorum. 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Tığımın üzerine bir kere alıyorum. Ve yine sihirli halkamızın içine batıyoruz. Ve iki seferde çıkıyorum. Aralarda iki zincir çekiyorum. Ve yine ikili trabzanımızı örüyoruz. İki zincir aralarda. Bakın, orta kısmını örüyorum. İkili trabzan, arada iki zincir. Toplam 8 adet olacak şekilde örmeye devam edelim. Üçüncü ikili grubumu örüyorum. Aralarda iki zincir çekiyorum. Toplam 8 adet olana kadar örelim. Sıra sonunda görüşelim. Evet, 8 adet ikili gruplarımı ördüm. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyoruz. Bakın, ipimin ucundan tutuyorum. Çekiyorum. Kısalan tarafı sağ yöne doğru çekiyorum. Sola doğru çekmeyin. Orta kısmı birbirinden ayrılabilir. Ucundan yine tutuyorum ve çekiyorum. Bakın, orta kısmımı sıkılaştı. Şimdi 3 zincir çektiğim noktanın tepesine değil, yandaki trabzanın tepesine tığımı batırıyorum. Tığımın üzerine bir kere alıp tek seferde çıkıyorum. Ve ipimi makasla kesiyorum. Buradaki ipimi biraz yürütüyorum. Yürütmeyi ben bu zincirlerimin arka kanatlarına batarak yürüteceğim. Sararak, bakın, ön yüzüydü burası. Arka tarafını çeviriyorum. Tek kanadına batarak ipimi böyle gizliyorum. Ki sonradan gizlemem kolay olsun diye. Sonradan gizlemeyle uğraşmıyorum. Sadece iplerimi kesiyorum. Bakın, orta kısma kadar yürüttüm. Şimdi bu noktadan değil, farklı bir noktadan başlıyorum. İki zincir çektiğim yerden başlıyorum. Farklı bir renge geçiyorum. Bu seferki rengim mavi olacak. Orta kısmına geldim. Bakın, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine yine bir kere doladım. Yine ikili trabzanlar şeklinde devam ediyoruz. Aralarda 2 zincir. Ve yine aynı noktaya, boşluğa ikili trabzan örüyorum. 2 adet. Bakın. İkili trabzan, 2 zincir ve ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz. Bu ipimi de yine boşluğa kadar yürütüyorum. Siz de yürütün ki sonradan kolay olsun. Sadece makasla kesmek kalsın. Bakın, yine orta kısma kadar yürüttüm.
çıktığımın üzerine aldım. Yine aynı işlemi uyguluyorum. İki seferde çıkıyorum. Ve aralarda iki zincir. Ve yine ikili trabzan. Bu arada zincir çekmiyoruz. Bakın, sadece bu tepelerde çekiyoruz. Bakın, burayı sonra dolduracağız. Aralarda zinciri yok. Devam ediyoruz. Arada zinciri yok. Boşluğa tekrar ikili trabzanımı örüyorum. 2 adet iki zincirimi çekip yine aynı yere batarak ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Sonrasında görüşelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın, yine zincir çekmiyorum. Eklememi yapıyorum. Üst zincir çektiğim yere değil, yandaki ikili trabzanın tepesine tığımı batırdım. Üzerini alıyorum ve yine tek seferde çıkıyorum. Orta boşluğa gelmek istiyorum. Onun için tekrar tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Toplam 7 adet olacak şekilde zincirimle beraber 7 adet olacak. 3. 4. 5 6 ve 7. ikili trabzanımı ördüm zincirle beraber. Şimdi sıradaki 2 zincir çektiğim yere geliyorum. Oradan devam ediyorum. Buraya da 7 adet ikili trabzanımı örüyorum. 2. 3. 4. 5. 6 ve 7. Aralarda zincir çekmiyoruz. Devam ediyoruz örmeye. Buralara da yine 7 adet ikili trabzan örerek devam edelim. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. 7 adet ikili trabzanımı ördüm. Yine sırayı birleştiriyorum. 3 zincir çektiğim yere değil, yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine bir kere alıp tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Ve yeni rengime geçiyorum. Yeni rengim turuncu olsun. Bakın, bitirdiğim noktadan değil, farklı bir noktadan başlıyorum. Bakın, bu ilk trabzan değil, ikinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Tığımın üzerine almadan alttaki trabzanların tepelerine batarak ilerliyorum. Bakın, ipimi bu sefer yürütüyorum sık iğne olduğu için. Dolama yapmıyorum. Devam ediyoruz batmaya. Sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Ara boşluğa gelene kadar. Bakın. Ara boşluğa geldim. Şimdi şuraya tığımı batıracağım. Bakın, buraya değil, bir alt sıraya. Hatta iki alt sıra oluyor. Bu boşluğa tığımı batırıyorum. Şunları yapıyoruz şimdi. Bakın, bir alt boşluğa batarak, bakın, tığımı, ipimi arkaya gizledim. Tığımı üstten aşağıya doğru batırıyorum. İpimi arkadan alıyorum. Biraz genişçe tutun buradaki çektiğiniz ipi ve çıkartıyorum. İlk trabzanın tepesine yine sık iğne ile batmaya devam ediyorum. Toplam 7 adet sık iğne batarak ilerleyelim. 3 4
5, 6 ve 7. Bakın yine aynı yere geldik. Buradaki boşluğa batıyorum. Tığımın üzerine alıp çıkıyorum. Ve yine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Toplam 7 adet. Böyle sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, ara boşluğa battım. Bakın, ikinci trabzanın tepesinden başlamıştım. Şimdi ilkine batıyorum. Ve sıramızı tamamlıyoruz. İlk sık iğnenin tepesine battım. İlmek kaydırma yöntemiyle tek seferde çıktım. Ve ipimi kesiyorum yine. Şimdi zemin rengim siyah olacak benim. İpimi elime alıyorum. Evet, yine bitirdiğim noktadan değil, farklı bir noktadan başlıyorum. Tam bu bir alt sırada inip yaptığım sık iğnenin tepesine, bakın tepesi sağ tarafta olan, o boşluğa batıyorum. Ve 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Aynı noktaya battım. 2'şer 2'şer ilmeklerimi alıyorum. Tığımın üzerine aldım. 2 seferde tığımın üzerine aldım. İkisini çıktım. Tekrar ikisini çıktık. Şimdi tığımın üzerine bir kere alıp 2 seferde değil 3 seferde çıkıyorum. Bakın, devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine bir kere aldım, bir ilmeği aldım. Tığımın üzerine bir kere aldım, ikisini beraber ördüm. Tığımın üzerine yine doladım, ikisini beraber ördüm. 3 seferde çıkmış olduk. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer 2 seferde çıkıyorum. Bakın. İkili trabzan yapıyorum. 2 seferde çıktım. Buradaki amacım motifimi kareye döndürmek olduğu için bu çukurlukları yok etmek. Onun için böyle bazısını uzun, bazısını kısa olacak şekilde devam ediyorum. Şimdi tığımın üzerine yine doladım. Bu sefer yalancı trabzan sık iğne yapıyorum. Pardon. Tekli trabzan. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın, üçünü beraber ördüm. Burada bir merdiven oluşmuş oldu. Amacım burayı aynı seviyeye çıkartmak. Şimdi 3 adet sık iğne yapıyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü. Şimdi tığımın üzerine yine bir kere doluyorum, batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Bu orta kısma batmıyorum bu sefer. Yaptığımız işlem burası. Bakın, köşeler buralar. Buradaki orta kısma batmıyorum, aralarda olan. Yine tığımın üzerine bir kere alıp tekli trabzan yapıyorum. Bakın, bir tane sık iğneyi atladım. İkinciye batıyorum. Ve tek seferde çıkıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın, burada yaptığımız işlemi. 3 adet sık iğne. 1, 2 ve 3. Tığımın üzerine bir kere aldım. Bu sefer yine tekli trabzan. Tek seferde çıktım. Tığımın üzerine bir kere aldım. Sıradaki sık iğnenin tepesine ikili trabzanımı ördüm. Tığımın üzerine tekrar doluyorum. Bu sefer 3 seferde çıkıyorum. Bakın. 1, 2 ve 3.
Tığımın üzerine iki kere doluyorum. Bakın buradaki bir alt sıraya battığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve üzerine alıp ikisini beraber, ikisini beraber, tekrar üzerine alıp ikisini beraber çıkıyorum. Aralarda iki zincir köşeyi oluşturuyoruz. Köşeler iki zincir. Tığımın üzerine tekrar alıp yine aynı noktaya batıyorum. Ve 3 seferde çıkıyorum. Tığımın üzerine bir kere aldım. Sıradaki sık iğnenin tepesine bakın ilkin bir tanesini, sonra ikisini, sonra tekrar ikisini. Tığımın üzerine aldım. İkili trabzanımı ördüm. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıktım. Yalancı sık iğnemi yaptım. Sonra yine 3 adet sık iğnemizle örüyoruz. Bakın. Köşemiz oluştu. Burayı düzlemiş olduk. Devam ediyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Yapalım aynı işlemi ve sıramızın başına gelelim. Sonrasında görüşelim. Sıra sonuna yaklaştım. Bakın 3 adet sık iğnemi yaptım. Burada da yine yalancı sık iğneleri yapmıştım. Ortada bir tane atlamayı unutmayın. İki köşenin arasında burada bir adet sık iğne atlıyoruz. 3 adet sık iğnemi yaptıktan sonra tığımın üzerine bir kere doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çıktım. Tığımın üzerine aldım. İki seferde çıktım. Tığımın üzerine aldım. Ve 3 seferde çıktım. Bakın bu ilk başta çektiğimiz 6 zincirin bir tarafı benim köşemin bir noktasıydı. Bakın. Üçüncü zincirime, dördüncü zincirime pardon batıyorum. Ve tek seferde çıkıyorum. Şimdi 3 zincirimi çektim. Pardon. Tığımı değiştiriyorum burada arkadaşlar. Küçültüyorum. 2,5 milim tığımı elime aldım. Ve 3 zincirimi çektim. Tığımın üzerine yine aldım. 2 zincir çektiğim boşluğa 2 adet ikili trabzanımı örüyorum. Köşelerde 2 zincir ve yine aynı boşluğa 2 adet ikili trabzanımı örüyorum. Devam eden trabzanların ve sık iğnelerin tepelerine birer adet yine ikili trabzan yapıyorum. Burada hepsini ikili trabzan şeklinde örüyoruz bu sırada. Devam edelim örmeye. İkili trabzan örelim. Bu köşeye kadar gelelim. Sıradaki köşeye kadar. Köşeye kadar geldim. Toplam ikili trabzan sayım bu iki zincir çektiğim yerlerin arasındaki 20 adet ikili trabzanımız olacak. Sayım muhakkak ki eksik veya fazla gelmesin. 20 adet olacak şekilde battık. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyoruz bu arada. Sadece 2 zincir çektiğim yerde 2 adet sağa 2 adet sola olacak şekilde batıyorum. Bakın 2 zincir çektim yine aynı boşluğa 2 adet ikili trabzanımı ördüm. Devam edelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Son ikili trabzanımı ördüm. Yine 3 zincir çektiğim yere değil. Yandaki trabzanın tepesine batıp tek seferde çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimiz oluştu.
Motiflerimi eklemeden önce hafif volanlı bir motif olduğu için ütüyle ütülüyorum. Arkasını, motifimin arkasından ütülüyorum ve üzerine bez koyup ütülüyorum. Bakın bunu ütülediğim için daha düzgün durdu. Bakın bu volanı yok etmek istiyorum. Düz durmasını istediğim için. İplerini artık makasla kesip ütümüzü yapabiliriz. Ekleme aşamasında görüşelim. Motiflerimizi eklemeye başlayabiliriz. Eklemeden önce sıralamamızı yapıyoruz. Renk sıralamamızı. 6 adet motif önüne, 6 adet motif arka kısmında kullanıyorum. Şimdi boyuna ve enine olan kısmını ekleyeceğim. Burayı tek seferde, burayı da, burayı da tek seferde 3 adet aşamada eklememizi bitireceğiz. Şimdi eklemeye buradan başlayalım. Bakın buradaki motifleri aldım elime. Böyle çevirdim ters yüzlerini ve köşe noktalarından başlayacağım eklemeye. 20 adet ikili trabzanımız vardı, onun için 20 adet de sık iğne ile eklememi yapacağım. Ekleme rengim yine siyah olacak. Eklemeye başlayalım. İpimi elime aldım. Bakın, iki zincir çektiğim boşluğa batıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya bir adet sık iğne ile batıyorum. Şimdi bütün trabzanlarımın tepelerine, bakın, iki tarafına 2 adet zincir, yani tek kanadına değil çift kanadına batıyorum. Onu demek istiyorum. Bakın burada batınca 2 adet ilme görünüyor. Hem öndeki motifin hem de arkadaki motifin 2 kanadına batıyorum. Aynı noktalara batıyoruz. Yani burada birinciye battıysam arkada da birincisine batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve sık iğne ile eklememi yapıyorum. Sıradakinin tepesine yine sık iğne ile batıyorum. Buradakine de yine aynı şekilde batıyorum. Bütün trabzanlarımın tepesine hem öne hem arkaya batarak ilerliyorum. Bakın ipimi de içten yürütüyorum. Eklemem böyle olacak. Eklemeye devam edelim. Sonuna kadar gelelim. İlk iki motifimi ekledim. Bakın sonuna kadar geldim. Bu iki zincir çektiğim yere de iki adet sık iğne ile battım. Şimdi devam eden iki motifimi ekleyeceğim. Böyleydi, bakın, ikiye katlıyorum. Elime aldım, sağ elimde. Bunu da tekrar ikiye katlıyorum çünkü tersinden eklememi yapıyorum. Bunu da sol elime aldım. Köşe noktalarından başlayacağım eklemeye. Aralarda bir zincir çekiyorum bu iki motiften diğer iki motife geçerken. Köşelerden yine sık iğne ile eklemeye başlıyoruz. 2 adet sık iğne ile batıyorum. Devam ediyoruz yine trabzanlarımızın tepelerine. Birer adet sık iğne ile batıyoruz. Aynı burada yaptığım işlemi burada da devam ettiriyorum. Yine köşede 2 zincir olan yere de 2 adet sık iğne ile batarak eklememizi tamamlayalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Eklemeyi yaptım ve ipimi kestim. Şimdi burada da aynı işlemi uygulayacağız.
Köşe noktasından başlayacağım eklemeye. Buraya kadar geleceğim. Sonrasında enine olan kısmını da yine köşe noktalarından başlayacağım. 2 zincir, 2 sık iğne, 2 zincir çektiğim yerlere 2 sık iğne ile doldurarak eklemeye başlayacağım. Biraz sıradaki 20 adet ikili trabzanın tepelerine de yine birer adet batarak devam edeceğim. Bu köşelerde yine bir zincir çekip devam edeceğim eklemeye. O kısımlarını göstermeyeceğim size. Bitirdikten sonra görüşelim. Evet, motifleri eklemeyi bitirdim. Bakın, arka kısmından eklemeyi yapmıştım. Ön taraf burası. Arka kısımdan yapmamın nedeni ekleme yerlerinin görünmesini istemediğim için. Böyle düz bir çizgi gözükmesini istemiyorum. Onun için arka taraftan yaptım. Bakın, önden herhangi bir gözükme yok. Şimdi çantamızın ağız kısmı burası olacak. İki sıra sık iğne ile döneceğim. Ondan sonra fermuar ve astar dikimine geçeceğiz. Şimdi gelin sık iğnemizi yapalım. Yine zemin rengim siyah. Siyahla devam edeceğim. Elime ipimi aldım. Köşe noktasından başlıyorum. Bakın, 2 zincir çektiğim yerdeyim. 1 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya 1 adet sık iğne ile battım. Bir alt sıradaki trabzanlarımın tepelerine birer adet sık iğne yaparak devam ediyorum. İpimi içten yürütüyorum. Birer adet sık iğne ile batarak devam edelim. Hepsine birer adet batacağım. İki motif ekleme yerine gelene kadar devam edelim sık iğnelerimizi yapmaya. Ve sık iğneyi ördüm. Bakın, 2 zincir çektiğim yere geldim. Köşenin sağ tarafına yani. Buraya da 2 adet sık iğne ile batıyorum. Fakat yalancı sık iğne ile. Çünkü burada bir çukurluk var. Çukurluğu yükseltmek istiyorum. Tığımın üzerine bir kere alıyorum. Boşluğa batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Tığımın üzerine bir kere alıyorum. Tekrar aynı noktaya batıp tek seferde çıkıyorum. Sol tarafta da aynı işlemi yapacağım bu boşlukta. Batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Tığımın üzerine bir kere alıyorum. Batıp tek seferde çıkıyoruz. Şimdi sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Birer adet sık iğne ile batarak devam edelim. Bu köşede de aynı işlemi uygulayacağım. Yalancı sık iğne, 2 sağ tarafa 2 sol tarafa batarak devam edeceğim. Birinci sıramızı böyle devam edelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Köşeye geldim. 2 zincir çektiğim yere 2 adet sık iğne ile battım ve ipimi kesiyorum. Bir sıra sık iğne ile döndüm. Şimdi bir sıra daha döneceğim. Bakın, yine köşe noktasından başlıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İpimi elime aldım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İpimi yürütüyorum içten. Alttaki bütün sık iğnelerin tepesine birer adet batarak bu sırayı da böyle devam ediyoruz. Hepsine birer adet batıyoruz. Devam edelim. Birer adet sık iğne ile batalım. Bitirelim. İki parçada da aynı işlemi uygulayacağım. Bunda da aynı işlemi yapacağız. Sonra fermuar ve astar kısmında görüşelim. Evet, sıra fermuarını dikme aşamasına geldi. Ben iki parçayı birbirine eklemeden önce fermuarını dikiyorum. Astar rengimi, renkli astar seçtim. Astarımın eninin boyunun ölçüsünü şu şekilde yapıyorum. Bakın, örgü kısmı
26 santim eni, 17 santim de boyu. Astarımı biraz daha genişçe tutuyorum. Bakın, 32 santim eni, 23 santim boyu olacak şekilde kesiyoruz. Kenarlardan pay veriyoruz, dikiş payı. Fermuarını makinede dikmeden önce, bakın, elimde kenarının sökülmemesi için makinede zikzak çektim. Sonra ütüyle böyle ütüledim, ikiye katlayıp fermuarımı da aldım. Fermuarınız uzun olabilir, uzun gelirse kesebilirsiniz. Benimki şu anda uzun. Onun da boyunu ölçeyim. Bu da 32 santim ama fazla gelen kısmı makasla keseceğim. Makinede dikmeden önce elimde iğne ile tutturuyorum. Bakın, örgü kısmını, örgümün düz kısmı burası, ön yüzü ve astarımın da içe katladığım kısım, bakın, bana doğru bakıyor. Burası içine gelecek. Sık iğne ile döndüğüm kısmı elime alıyorum. Fermuarımı da elime aldım. Fermuarını ortadan teğelleyeceğim. Bakın böyle. Örgüm önde, orta kısımda fermuar, en alt kısımda da astar olacak şekilde elimde iğne ile tutturacağım dikmeden önce. Bakın böyle. İğnemi elime alıyorum. Başlıyorum teğellemeye. Biraz fermuarını dışa doğru veriyorum. Böyle elimizde tutturuyoruz. Diğer yüzünü de aynı şekilde yapıyoruz. Evet, elimde iğne ile diktim. Bakın, iki tarafını da diktim. Makinede dikmeden önce böyle dikiyorum ki herhangi bir kayma olmasın. Bakın, arka tarafı da böyle. İçe katladığım kısım içte kaldı. Fazla pay olsun, yani kenarlarda fazlaca pay kaldı ama bunu böyle ikiye katlayıp dikince makasla kesebiliriz sonrasında. Biraz yine pay verip. Şimdi makinede bu kısmını dikeceğim. Sonrasında yine astar kısmını dikeceğim. Kenardan böyle geçeceğim. Sonrasında görüşelim. Fermuar kısmını makinede diktim. Bakın, teğelleme yaptığım ipi de kestim, temizledim arkasını. Makinede dikerken dikkat etmemiz gereken, ön yüzünü, zemin rengim siyah olduğu için siyah iple makineme geçirdim, siyah iple diktim. Alt yüzünü zemin rengim fuşya olduğu için fuşya renk iple geçtim. Bakın, ucunu düğümledim, çıkmaması, sökülme yapmaması için ve tam ucuna kadar dikmedim. Çünkü buradan sık iğne ile eklememi yapacağım. Bakın, tam başa kadar gelmedim. Şimdi bu kısmını makinede dikeceğim. Buradan itibaren üç köşesini de dikeceğim. Sonra ekleme aşamasında görüşelim. Makinede dikme işlemini bitirdim. Bakın, fazla gelen kısmını kumaşımın makasla kestim. Fermuarımın da fazla gelen kısmını kestim. Ucunu ateş ile yaktım, sökülme yapmaması için. Şimdi iki parçayı da birbirine ekleyelim. Fermuarımızı kapatalım. Bu sıradaki son
sık iğnemizin tepesini hem öne hem arkaya batıyoruz. Hem öne hem arkaya batıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum sağlamlaştırmak için. Devam ediyoruz batmaya. Kenarlarını da hem öne hem arkaya olacak şekilde sık iğne ile batıyoruz. Bakın köşe noktasında da yine 2 adet sık iğne ile batıyorum hem öne hem arkaya. Bütün sık iğnelerin alttaki trabzanların tepelerine birer adet sık iğne ile batarak devam ediyoruz yine. Hem öndekine hem arkadakine batıyoruz. Böyle ilerliyoruz. Sık iğne ile ekleyerek üç tarafını da döneceğim. Böyle devam edelim. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar, portföy çanta bitti. Bakın son detayları böyle. Tutma yerini dantel agles kordon işiyle ördüm. Daha önce yapımını paylaştığım için tekrar anlatmadım. Bakın bu sefer püskül taktım fermuarın ucuna. Güzel ve kullanışlı bir portföy çanta oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.